son günlerde Unreal Engine 5 oyunlarının yaptığı ataklara şahit oluyoruz. Aslında birbirleriyle görsel, mekanik ve efektleriyle savaş içindeler. Ve hepsi birbirinden lezzetli gözüküyor. Bu yıl MMORPG yılı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor ilk önce. Birçok oyun bu yıl piyasaya sürülmeye hazırlanırken biraz da Bellator's'a göz atalım istedim. Bu oyun aslında New World ve Pax Day gibi oyunlara benzerliğiyle öne çıkıyor kendisi. Orta çağda geçen bir bilgisayar MMORPG oyunu. Grafikleriyle ve doğasını gösteren yeni bir trailer yayınlandı. İlk önce izleyelim, sonrasında yorumlarımızı yapalım. Oyun bir dünya üzerinde geçen ışınlanma veya harita yüklemesi olmadan oynayabileceğimiz bir oyun. Oyunda sınıfları tanıtırken daha önceden alışılmışın dışında olan ve sınıflara dayanmayan benzersiz bir karakter ilerleme sistemine sahiptir denilmiş. Bunun nasıl olacağını merak ettim. Ne olacak, bir çılgınlık yapıp silahları falan mı sınıf olarak sunacaksınız yoksa? Bu oyun aslında biraz hayatta kalma RPG'ye benzediği için çok da benim tarzıma hitap etmiyor aslında. Birçoğunuzunkine de etmediğini düşünüyorum. Fakat grafiksel açıdan çok dikkat çekici durduğunu söyleyebilirim. Sonuçta Unreal Engine 5 motoruyla yapılmış bir oyun. PvP fightlarda daha realistik takılmak istemeleriyle birlikte New World tadında bir PvP'si olduğunu da söyleyebiliriz. Yavaş fakat gerçekçiliği biraz daha ön planda tutulmuş gibi duruyor. Siper alıp engellerden kurtulma gibi eylemler de mevcut olan oyunda ortaçağ oyunu sevenler için güzel bir seçenek olabilir. Fakat oyun ne kadar çekici ve güzel gözükse de birçok forumda oyuna başka bir çöp Kore MMO'su diye başlıklar açılmaya başlanmış. Çünkü biliyorsunuz bu tarz çıkan MMO'lar genel olarak ölüme mahkum ediliyor. Yani tutmayan bir sistem olduğu için rahatlıkla söyleyebiliriz ki çok ilerlemeyecek, yani ne kadar güzel olsa da. Fakat şahsen geliştiricilerin yayınladıklarına göre oyun çok da kötü durmuyor. Tabii ki, ama biz tam anlamıyla ne olduklarını göstermeden erken konuşmaya veya yargılamaya gerek yok diye düşünüyorum. Genel olarak değinmek istediğim nokta, oyunu belki yapar, oyuncu çekebilirler ama ne kadar başarılı olsalar da bu tür çok durgun olan bir tür olduğu için uzun ömürlü olması çok çok düşük bir ihtimal. Tabii ki oyuncu kitlesi farklı olan bir oyun. Çıktığı zaman da nasıl bir hype yaratacak, nasıl bir yüksek bir başlangıç olacak göreceğiz tabii. Oyun hakkında bu trailer'dan başka henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Oyun halen geliştirilme aşamasında, o yüzden yakın bir tarihte çıkacağı da muamma durumda. Henüz kesin net bir bilgi yok diyebiliriz. Yeni bilgileri takip etmeye devam edeceğim. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklamadaki linkten de Discord'umuza katılabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.